Son günlerde Türk ekranlarının efsanevi dizisi Kurtlar Vadisi'nin Şubat ayında Show TV'ye geri döneceği haberleri medya gündemine taşındı. Bu ise doğal olarak dizinin 5 yıldır başlamasını bekleyen hayranlarını sevindirdi. Ancak Pana Film, Sinemaport'a yaptığı açıklamada dizinin Şubat ayında Show TV'de başlayacağına dair yapılan haberlerin doğruluk payı taşımadığını açıkladı. Kurtlar Vadisi Kaos üzerinde çalışmalar uzun süredir devam ediyor, ancak yayın tarihi ve yayın kanalı için konuşmak çok erken. Böylece yapılan açıklamayla birlikte Kaos'un hazırlıklarının devam ettiği ancak 2021 sonbahar öncesi yayına girmeyeceği anlaşılmış oldu. Yapımcılığını ve senaristliğini yine Necati Şaşmaz'ın üstlendiği Kurtlar Vadisi Kaos büyük olasılıkla dijital platformda başlayacak. Son yıllarda ekonomik krizin dizi sektörüne de karşı etkileri önemli derecede arttı. Artık dizi maliyetleri önceki yıllara göre çok daha fazla arttı. Bu nedenle yüksek maliyetli projelerin altından kalkmak özel kanallar için büyük çaba gerektiriyor. Tarihi, siyasi ve aksiyon türlerinde yüksek bütçe talep edecek projelerin maliyetlerini bir tek devlet kanalı karşılayabilir. Ancak TRT1'in kış-bahar sezonu dizileri çoktan açıklandı ve Kaos bunlar arasında yer almadı. Dahası Necati Şaşmaz'ın hedeflediği kalitede bir proje günümüz televizyon formatında gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi'nin yayın mecrası bir internet platformu olacağını tahmin ediyoruz. Yabancı internet platformlarının Türkiye pazarına girmesi de içerik üreticileri için büyük avantaj sağladı. Hem format açısından hem de yeterli bütçeyi ortaya koyma potansiyeline sahip Netflix, Amazon ve ileride gelecek Apple'la HBO Max gibi dijital platformlar büyük yıldızları ve hit olabilecek projeleri cezbetmeye çalışacakları aşikar. Bilindiği üzere Necati Şaşmaz'ın son projesi askeri dizi Nöbet olmuştu. Ancak senaryoda yaşanan problemler ve yavaş ilerleyen ritmiyle reytinglerde başarısızlığa uğradı. Sonucunda ise 8. bölümde erken finale gitti. Bu kez Kaos'un senaryo ve hazırlık süreci üzerinde sıkı çalışmalar yapıldı. Her zaman olduğu gibi Necati Şaşmaz'ın büyük hedefleri var. Dahası önceki dizisi Kurtlar Vadisi Pusuyu gölgede bırakacak bir projeyle geri dönmeyi hedefliyor. İnternet platformunda başlaması ise dünyada, özellikle Avrupa'da ve Amerika'da büyük ses getirmesini sağlayabilir. Zira bu ülkelerde pek popüler olamamıştır. Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'dan Amerika'ya kadar uzanan hikayesi olduğunu göz önüne aldığımızda Kaos'un dijitalde yayınlanması çok daha avantajlı olacak. Dizinin konusu Steven Mann'in kontrollü kaos yönetimi teorisi üzerine kurulacak. Kontrollü kaos hem ulusal hem de uluslararası seviyelerde oyunun uluslararası norm ve kurallarının reddedilmesi anlamı taşımaktadır. Dünyayı derin bir şoka sürükleyen keskin spontan eylemlerdir. Bazı devletler ve güçler krizleri ve çatışmaları simüle ederek farklı bölgelerdeki durumu istikrarsızlaştırır ve sonra bu kaosu akıllıca yöneterek kendilerine çıkar sağlar. Yani dünyayı kaosa yönlendirip kaosla yönetirler. Buna karşılıksa Polat Alemdar ve ekibi mücadele sürdürecek ve kontrollü kaosun artık sonuç vermeyeceğini göstermeye çalışacak. Videoyu beğenmeyi ve yeni dizi haberlerini kaçırmamak için kanalımızı takibe almayı unutmayın.